yapıyoruz Sirkiz? İnsanlar sokak ortasında toplanmış. Neler oluyor? Duyduk, duymadık demeyin. Şehre Rüyalar Sirki geldi. Buyurun gelin. Evet efendim. Ha? Herkese birer tane davetiye. Bu kalabalık buyurun da ne gelin böyle? Ha? Ha? Tayo. Hı? Tanışıyor muyuz? Benim ben. Sihirbaz Joey. Ha? Ya çok iyi geldi. Yüzümde makyaj varken sıcak basıyor. Neyse çıkarınca ferahladım. Peki neden bir palyaço gibi giyindin ki? Ha, haftaya dünyaca ünlü bir seyyar sirkide görev alacağım. Tanıtım için giyindim. Tada, Joey'nin sihirli sirki. Vay canına, sirk mi? Çok iyiymiş. Çok eğlenceli olacak. Mutlaka bekliyorum. Tamam, geleceğim. Neyse, sonra görüşürüz. Bol şans sana. Teşekkür ederim. Pekala, tanıtımıma biraz devam edeyim. Ha? Alo, merhaba patron. Ne var ne yok? Ne? Üyelerinizden biri yaralandığı için gelemiyor musunuz? Peki ne zaman gelebilirsiniz? Ne? Bir ay sonra mı? Olamaz, ne yapacağım? Ben tüm şehirde reklam yapıp durdum. Arkadaşlar biraz ara verelim. Pekala. Her gün aynı işi yapmaktan sıkılmaya başladım. Eğlenceli bir şeyler yapsak. Eğlenceli mi? Buna ne dersin? Ben de deneyeyim mi? Her şey bitti. Bana herkes yalancı diyecek. İzle beni. Bu ses de ne? Vay. Merhaba arkadaşlar. Sen sihirbaz Joey değil misin? Ne yapıyorsun burada? Arkadaşlar, sirke katılmak ister misiniz? Nasıl yani, anlamadım. Hepiniz çok yeteneklisiniz. Eminim birlikte muhteşem bir sirk kurabiliriz. Çok mu yetenekliyiz? Öyle mi? Hadi arkadaşlar, çok eğleneceğiz. Kulağa hoş geliyor. Hadi deneyelim. Denesek mi acaba? Bize uyar. Pekala. O halde yarın çalışmalara başlayalım. Tamam. La la la, la la la. Merhaba. Tayo. Ne oldu? Nereye gidiyorsunuz sabah sabah? Söylememde sakınca var mı bilmiyorum. Ama biz sirkte bir gösteri yapacağız. Sirk mi? Vay! Joey'nin sihirli sirkinde mi yoksa? Evet, kesinlikle öyle. Çok yetenekliymişiz de ondan. Çok güzel bir haber bu. Arkadaşlarımla izlemeye geliriz. Kesinlikle izlemeye değer. Herkes burada değil mi? O halde görev dağılımı yapalım. İlk olarak Poco. Sen jimnastik barfix'e geçersin. Billy'e hokkabazlık yakışır. Chris ise denge gösterisi yapabilir. Ve Max de çemberlerden atlar. Arkadaşlar çok eğleneceğiz. Ben jimnastikçi mi olacağım yani? Pekala, şimdi dönmeye çalış. Tamam. Galiba olmadı. Ben de hokkabazlığı deneyeyim. Bayağı iyisin bile. Pekala, birkaç top daha ekleyelim. Harika. Beni. Özür dilerim. Merak etme, çalıştıkça daha seri çevireceksin. Hadi herkes çalışsın. Tamamdır. İnşaat arabaları her gün çok çalışmaya başlamış. Çocuklar, duydunuz mu? İnşaat arabaları Joey ile sirk kurmuş. Sirk mi? Ne diyorsun sen? İnşaat arabalarının sirkte ne işi var? Duymadınız mı? Joey çok yetenekli oldukları için sirke dahil olmalarını istemiş. Gerçekten mi? Kesinlikle izlemeliyiz. Aynen öyle. Hep birlikte izlemeye gideriz. Evet. Büyük ihtimalle çok çalışıyorlardır. Of ya. Çok yoruldum.
Hadi devam edin arkadaşlar. Çok fazla vaktimiz kalmadı. Acaba biraz ara versek mi? O halde ben çıkıp tanıtım yapmaya devam edeyim. Siz de biraz dinlenip sonra devam edin. Tamam, anlaştık. Joey ne kadar katı bir koç. Çalışın, çalışın, çalışın. Başka bir şey demiyor. Hiç eğlenmiyoruz. Sadece yoruluyoruz. Bugünlük kendimize izin verelim mi? Olur tabii. Nasıl olsa Joey geç saate kadar dönmez. Bana uyar. Böylece inşaat arabaları bugün hiç çalışmamış oldu. Küçük otobüs Tayo. Sirkin açılışına sadece birkaç gün kaldı. Arkadaşlar... Hadi bugün açılış günüymüş farz edip tam prova alalım. Tamam. Bize uyar. Poco ile başlayalım mı? Tamam. Oley! Hadi bakalım. Eyvah! Alevli yapalım. Gösterideki gibi olsun. Pekala. Ne oldu Max? Çok sıcakmış gibi duruyor. Ne? Madem bu kadar korkuyordun, niye sirke katıldın? Galiba yapamayacaksın. Ne? Siz çok mu başarılı oldunuz? Max haklı arkadaşlar. Arkadaşlar, gösteriye iki gün kala şu yaptıklarınıza bakın. Bu şey... Beklediğimden daha zormuş. O zaman daha çok çalışsaydınız. Ama çok yoruluyoruz biz. Bu kadar zor olacağını bilseydim katılmazdım. Ne? Arkadaşlar ya hakkını vererek yapın ya da hiç yapmayın. Eğlenceli olacak dedin diye sirkine katıldık. Ben daha fazla dayanamayacağım galiba. Ben de. Hadi gidelim arkadaşlar. Evet, aynen. Hey durun. Ne yaptık biz böyle? Boşuna zaman harcadık. Kesinlikle. Merhaba. Merhaba çocuklar. Sirke katıldığınızı duyduk da. Açılışı iple çekiyorum. Bir sürü numaranız olmalı. Ne de olsa inşaat arabaları çok güçlüdür değil mi? Evet doğrudur. Biz de geleceğiz. Bol şanslar. Teşekkür ederiz. Bol şanslar. Neden onlara sirkten ayrıldığımızı söylemedik ki? O kadar heyecanlılardı ki nasıl söyleyecektik? Haklısın. Acaba çok mu sert davrandım? Zaten çok şey istemiştim. En azından daha kibar davranabilirdim. Çok geç olmadan gösteriyi iptal etsem iyi olacak. Joey! Arkadaşlar neden geri döndünüz? Özür dileriz. Tekrar dahil olmak istiyoruz. Çok çalışacağız Joey. Nasıl? Biz ayrıldıktan sonra küçük arabalarla karşılaştık. Hayal kırıklığına uğramasınlar istiyoruz. Arkadaşlar. Tamam o zaman. Hadi elimizden geldiğince hazırlanalım. Evet. Pekala. Sıra bende. Sirkin açılış günü sonunda geldi. Ne zaman başlayacak? Bakın. Bayanlar, baylar. Joey'nin sihirli sirkine hoş geldiniz. İlk gösterimiz inşaat arabaları sihirli numaraları. Hadi bakalım. Şu aracı
inşaat arabaları sirki teşekkür eder. Herkese teşekkür ederiz. Siz olmasaydınız yapamazdık. Neden bahsediyorsun sen? Aslında provalarda çok zorlandığımız için sirki bırakmıştık. Ancak bize o kadar çok güvendiniz ki moral bulup çalışmalara döndük. Öyle mi? Gerçekten çok iyiydiniz. Çocuklar, sirkimizle dünyaya açılmaya ne dersiniz ha? Olmaz, o kadar da değil. İnşaat arabaları arkadaşlarını önemsedikleri için olağanüstü performanslar sergileyebildi. Tremi'nin dileği. Tremi durakta yolcuları indiriyordu. Hoşça kalın millet. Teşekkür ederim Tremi. Hoşça kal. Hoşça kal. Bugünlük işim bitti. Geriye dönme vakti. İlk dörtgen otobüs neye benzer? Tıpkı lezzetli ekmekler. Çocuklar. Merhaba Tremi. Merhaba. İşten mi geri geliyorsun yoksa? Söylediğiniz o şarkı neydi? Bugün derste öğrendiğim bir şarkı. Vay canına, okulda şarkı mı öğreniyorsunuz? Evet, çok eğlenceli. Bu hafta sonu ne yaptın Tremi? Tüm hafta sonu çalıştım. Sahi mi? Ben nehirde feribota bindim. Vay canına, eğlenceli olmuştur. Artık gitmeliyiz. Hoşça kal. Güle güle. Güzel olmalı. Gidip beraber eğleniyorlar. Her gün aynı rayda sıkışıp kalıyorum. O akşam Tremi uykuya dalamaz. Neler oluyor Tremi? Yoksa bir sorun mu var? Ben araba dostlarımı kıskanıyorum. Kıskanıyor musun? Evet. Özgürce istedikleri yere gidebiliyorlar. Ben de daha çok yere gitmek istiyorum. Anlıyorum. Tremi, sana takım yıldızlarını anlatmamı ister misin? Takım yıldızlar mı? Evet, güzel olur. Hayvanlara benzeyen birçok yıldız vardır. Boğa var. Kartal, akrep, hatta bir de aslan. Vay canına, bu çok güzel. Ve orada küçük ve büyük bayır. Tremi gökyüzü hikayeleri şurada dinlerken uyuyakalır. Ertesi gün olur ve Tremi işe geri döner. Hoşça kalın. Olamaz. Ne yapacağım? Bir sorun mu var? En sevdiğim şapka uçup gitti. Sonra bir kedi onu kaptı ve dağa gitti. Orada yol yok, o yüzden gidemiyorum. Gidip senin için alabilirim. Benim için bunu yapar mısın? Elbette. Gel pisi pisi. Kedi. Neredesin? Bu bir şapka. Şapka kendi kendine mi kımıldıyor? Merhaba kedi. Cici kedi, şapkayı bana geri verir misin? O büyük annenin en sevdiği şapka. Teşekkür ederim. Büyük anne. Şapkam burada. Teşekkür ederim Tremi. Evet. Evet. Vay canına. Neler oluyor? Ben sihirbaz araba Lucy'yim. Sihirbaz araba mı? Evet. En sevdiğim şapkamı buldun. Ben de sana bir dilek vereceğim. Her şeyi dileyebilirsin. Dilek mi? benim dileğim. Benim dileğim lastikleri olan bir araba olmak. Araba mı? Evet. İstediğim her yere gidebilmeyi istiyorum. Anlıyorum. Bu hiç sorun değil. Gerçekten mi? Tamam. İşte. Evet.
Lucy? Ha? Neredeyim? Neden buradayım? Ha! 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 Lastiklerim var. Dileğim gerçek oldu. Trimi! Ha? Çocuklar, şuna bakın. Ha? Dur, lastiklere ne olmuş ki? Lastikler. Okula gitmemiz gerekiyor Trimi. Evet, gitmeliyiz. Yoksa geç kalacağız. Okul mu? Okula mı gidiyorum? Evet, elbette. Neden bu kadar şaşırdın? Acele edeyim. Küçük otobüs Taya. Çocuklar, bugün yine hep beraber şarkı söyleyelim. Peki öğretmenim. Dikdörtgen otobüs neye benzer? Tıpkı leziz ekmekler gibi. Upuzun trenler neye benzer? Tıpkı upuzun sosisler gibi. İnanamıyorum. Okuldan sonra Trimi ve arkadaşları oynayarak eğlendi. Feribot da çok güzel. Ha, başlıyor. Ha? Vay! İnanılmaz. Vay canına. Arabayı dönüştüğüm için çok mutluyum. Çocuklar, ben bu tarafa gideceğim. Nereye gidiyorsun? Bizim garajımız şu tarafta. Garajımız mı? Evet, o tarafta dağ var. Doğru. Trimi küçük otobüslerle garaja döner ve uyumaya hazırlanır. Çocuklar, bugünkü havai fişekler eğlenceli değil miydi? Hiç böyle inanılmaz bir şey görmemiştim. Evet. Ben artık uyuyacağım. Ben de. İyi geceler çocuklar. İyi geceler. Bundan böyle burada mı uyumalıyım? Uyuyamıyorum. Sky'ın takım yıldızlarıyla ilgili hikayelerini dinlemek istiyorum. Trimi, hayvanlara benzeyen birçok yıldız vardır. Boğa var, kartal, akrep. Hatta bir de aslan. Vay canına, bu çok güzel. Acaba Sky nasıl? Doğru, gidip Sky'ı görmeliyim. Yol neden kapalı? Bu taraftan gidebilirim. Sky. Kimsin sen? Ben Trimi'yim. Trimi mi? O ismi hiç duymadım. Sky'ın beni hatırladığını sanmıyorum. Peki tramvayları sen yönetmiyor musun? Tramvaylar mı? Çok eskiden öyleydi. Ama o kadar oldu ki artık hiçbir şey hatırlamıyorum. Tamam evlat, artık eve dönmelisin. Eve mi? Evet, çok geç oldu. Evine git artık. Tamam. Sky. Benim evim Sky'ın yanı. Trimi. Lucy. Neden burada ağlıyorsun? Araba olmaktan memnun değil misin? Hayır. İstediğim yere gidebildiğim için araba olmak güzel. Ama Sky beni tanımıyor. Bu da beni üzüyor işte. Olamaz. Anlıyorum. Eski haline dönmek ister misin? Evet.
tramvay olarak çalışıp Sky'la olmak istiyorum. Ama şimdiki gibi özgürce dolaşamayacaksın. Pişman olmaz mısın? Pişman olmayacağım. Tamam. O zaman eski haline döneceksin. Evet. Tremi. Kalkma vakti. Eski halime geri dönmüşüm. Vay canına. Sky, beni tanıyor musun? Sen neden bahsediyorsun? Elbette tanıyorum. Döndüğüme çok sevindim. Bu gerçekten harika. Nesi var bunun? Çok tuhaf. Tremi, Sky. Merhaba. Merhaba. Bunlar Ricky ve Pat. Ne haber? Size gerçekten çok iyi haberlerim var. Bugünden itibaren yeni tramvay rotaları ekledik. Bundan böyle Tremi şehrin dört yanına gidecek. Hı-hı. Vay canına, gerçekten mi? Evet. Sky bir süredir istiyordu. Ve yeni rota bugün açıldı. Sky mı? Evet. Başka yerlere gitmek istiyordun. Sky. Çok teşekkür ederim. Çok fazla rota olacak. İdare eder misin? Evet. Sorun değil. Zaten şehri çok iyi biliyorum. Sky. Bana yine takım yıldızlarını anlat. Yine mi? Tamam, anlatırım. Vay canına, çok heyecanlı. Döndükten sonra Tremi Sky'la olduğu için çok mutluydu. Teşekkürler Bayan Örmen. Küçük otobüsler okula gidiyor. Bir üstüne bassa nasıl kayar ama. Evet. Olamaz, geç kaldım. İşte geliyor. Hadi saklanalım. Lani, iyi misin? Evet, iyiyim Bayan Örmen. Birileri yere bir şey dökmüş olmalı. Yere mi? Bu motor yağı değil mi? Bu çok eğlenceli. Evet. Sürat, parlak. Siz yaptınız. Lani az kalsın yaralanıyordu. Özür dileriz. Bugün şekillerin ve tekerleklerin çeşitlerini öğreneceğiz. Lani çok komik görünmüyor muydu? Hayır, daha çok şöyleydim. Ne oldu Rogi? Şunlara bak. O da ne? Şu resme bakarsanız. Böyle miydi? Çocuklar, yine mi dalga geçiyorsunuz? Arkanızı dönün ve hareket etmeyin. Peki. Bugünkü dersler bitti. Yaşasın! Sonunda bitti. Hadi gidip oyun oynayalım. Sıra, Parla, siz henüz gitmiyorsunuz. Neden? Koridoru o hale siz getirdiniz. O yüzden siz temizleyeceksiniz. Tamam. Oyun oynamak istiyorum. İşimizi hızlıca bitirelim, sonra oynayalım. Çok hızlı olalım. Parlak. Bu köpükler de ne böyle? Çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Sürat, parlak. Ne yapıyorsunuz siz? Temizlik yapıyoruz tabii ki. Evet, öyle. Siz ikiniz yok musunuz? Ertesi sabah Parlak ve Sürat'e ceza olarak bir görev veriliyor. Neden bu kadar erken saatte yapıyoruz ki? Bayan Örmen'in bizi sevmediğini biliyordum. Değil mi? Tamam, her şey yüklendi. Ana. Merhaba. Merhaba Kalp. Merhaba. Evet, ikiniz de bunlardan birer tane alın. Tamam.
Çok iyisiniz. Öğretmeninize sabah erkenden yardım ediyorsunuz. Evet öyleler. Evet tabii ki. Biz çok güçlü ve havalıyız. Ayrıca çok hızlı olduğumuzu da unutmayın. Öyle mi? Tabii ki öyleyiz. Sonra görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Çok az kaldı. Bu çok ağırmış. Ha, o da bir şey mi? Benimki çok daha ağır. Hadi oradan, benimkine baksana. Bak, bende ne kadar çok var. O kadar çok değil. Ha? Hayır! Hayır! Tut onları! Oh. Dikkat edin! Dikkat edin. Ay, ya, olamaz! Şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum, önce gidelim buradan. Sürat! Bekle! Rocky ve Pet ihbar üzerine sokağı temizlemeye gider. Pekala. Şu tarafa geç lütfen. Sonunda bitti. İyi iş çıkardın Rocky. Rocky, Pet, neler oluyor? Bu lastikler bir anda sokağa dağıldı ve ortalığı birbirine kattı. Lastik mi? Bu lastikler Sürat ve Parlak'tan istediğim lastikler değil mi? Bunu Sürat ve Parlak mı yaptı yani? Ne yapacağız şimdi? Gidip onlardan özür mü dilesek? Hayır, çok kızacaklardır. Ah şu çocuklar. Sürat ve Parlak nerede peki? Bilerek yapmadıklarına eminim. Ama... Onlarla konuşup anlamalarını sağlayacağım. Sürat ve Parlak'a güveniyorum. Bazen biraz yaramaz olabilirler ama onlar iyi çocuklar. O zaman bunu size bırakıyoruz, Örme. Tamam, peki o zaman. Teşekkürler Rocky, Pet. Bayan Örmen. Çocuklar. Lastikler bir anda yanlışlıkla yola döküldü. Değil mi Parlak? Evet. Tamam. Herkes arada bir hata yapar. Çok şaşırmış olmalısınız. Bir dahaki sefere daha dikkatli olun. Tamam. Küçük otobüs sayıyor. Bize çok kızacak sanıyordum. Evet. Sürekli sorun çıkarıyorduk. Evet. Haklısın aslında ama... Ve o yine de bize inandı. Sürat! Onu hayal kırıklığına uğratmayalım. Nasıl değişebileceğimizi herkese gösterelim. Değişmek mi? Evet, dalga geçmeyeceğiz ve insanlar için iyi bir şeyler yapacağız. Tamam, çok zor olmasa gerek. Hadi bakalım. Tamam. Çocuklar, sihirbaz Joey bugün okulumuzu ziyaret edecek. Vay canına, çok eğlenceli olacaktır. Ama bir sürü sahne eşyası olduğu için birinin onu gidip almaya gönüllü olması lazım. Bayan Orman, ben giderim. Ben de giderim. Sahi mi? Evet, bu işi bize bırakın. Şimşek kadar hızlı olacağız. Daha çok bela açacaksınız bence. Evet, Sürat ve Parlak'a güvenemeyiz. Hayır, bu sefer çok iyi olacağız Tayo. Merak etmeyin Bayan Orman, bu işi bize bırakın. Tamam, umarım iyi bir iş çıkarırsınız. Yaşasın, teşekkürler. Joey! Merhaba. Atla hadi. Herkes seni bekliyor. Öyle mi? O zaman acele edelim. Bu görevi iyi yaptığımızı görünce Bayan Örmen çok memnun olacak. Evet, kesinlikle. Acele edelim. Neden duruyoruz? Hayır. Hey, dur gitme. Yakalayamazsın, yakalayamazsın. Rocky ve Pet'i mi arasam? Evet. Rocky ve Pet'i mi? Onlar öğrenirse başımız büyük belaya girer. Parlak, hadi kaçıp gidelim. Sürat! Ne yapıyorsun? Hadi gidelim. Hayır. Söz verdik Sürat. Söz mü? Bayan Örmen'i bir daha üzmemeye söz verdik.
Sürat ve parlağa güveniyorum. Ha, haklısın. Söz verdik. Hadi ortalığı toparlayalım. Tamam. Hadi yapalım şu işi. Ha, yakaladım seni. Yakalandım. Yakalandım. Aa, ama efsane eşyalarım ne olacak? Yavaş yavaş. Şimdi biraz dolu alır mısın lütfen? Yavaş ol. Dikkat. Vay canına. Sokak parlak ve Sürat'in yardımlarıyla güzelce temizlendi. Çok iyisiniz çocuklar. Hadi gidelim artık. Tamam o zaman. Gidelim, gidelim. Neler oluyor? Neden daha gelmediler? Sihirbazlık numaraları görmek istiyorum. Neden bu kadar geciktiler acaba? Böyle olacağını biliyordum. Sürat ve parlağı göndermek iyi bir fikir değildi. Açıkçası muhteşem Rogi gitmeliydi bence. Biraz daha bekleyelim çocuklar, tamam mı? Tamam. Umarım kötü bir şey olmamıştır. Ben Örmen, biz geldik. Herkese merhaba. Neden bu kadar uzun sürdü? Yolda bazı şeyler oldu. Ama artık sorun yok. Sürat, parlak. Ruki ve Pet'in burada ne işi var? Sürat ve parlak yine ortalığı mı karıştırdı acaba? Ruki, Pet, yardımcı olabilir miyim? Bugün sokak yine birbirine girdi. Yine mi? Çünkü... Ama Sürat ve parlak ortalığı çok güzel toparladı. Gerçekten mi? Tabii ki. Arkadaşlarına sihirbazlık gösterimi sunabilmem için gerçekten çok çalıştılar. Vay canına! Evet. Şimdi anladım. Bunu bilmiyordum işte. Hepsi sizin sayenizde oldu Bayan Örmen. Bize güvendiniz. Sürat, parlak. Hem de sürekli yaramazlık yaparken. Teşekkür ederiz Bayan Örmen. Hiç önemli değil. Yapabileceğinizi biliyordum. Çok duygusal bir an. Hadi şimdi gösteri başlasın. Parlak, gösteri eşyalarım nerede? Olamaz. Onları sokakta bıraktım. Ne? Hemen döneceğim. Ben de geliyorum. Çocuklar. Çocuklar, sakın hız yapmayın. Sürat ve Parlak sonunda huylarını değiştirdi. Teşekkürler Bayan Örmen. Tayo kırsal bölgeye gider. Hana, kırsal bölgedeki garajın arabalarını kontrol eder. Buraya kadar geldiğin için sağ ol. Ne demek? Buraya gelmek zor olmadı mı? Hayır. Gelirken harika bir manzaramız vardı. Çok sevindim. Böyle bir yerde çalışmak çok kolay olmalı. Sizi çok kıskandım. Ne? Burada çalışmak kalabalık şehirden daha kolaydır değil mi? Hayır değil. Burada çalışmak o kadar da kolay bir şey değil. Bundan pek emin değilim. Yapmayın çocuklar. Kuku. Sıra sende. Tamam. Kuku, motorunun bazı parçalarını değiştirmemiz gerekecek. Tamam. Ama parçaları şehirden almam gerekecek. İşim ne olacak? Biri senin yerine çalışmak zorunda. Bence bunu Tayo yapabilir. Ben mi? Neden olmasın, burada çalışmak kolay demiştin. Tamam, yaparım. Sonra görüşürüz. Tamam, yolu biliyorsun değil mi? Evet. Biliyor musun Tayo? Kırsal yollarda gitmek şehirden çok farklıdır. Merak etme, yapabileceğime eminim. Ama... Tamam, hadi görüşürüz. Yapabilecek mi acaba? Bilmiyorum. Sorun olmaz bence. Rüzgar ne kadar güzelmiş. Burada çalışmak neden o kadar zor olsun ki? Burası çok güzel. Durak şurada. Merhaba, nasılsınız? İyiyim Kuku. Sen Kuku değilsin. Kuku değilim. Adım Tayo. Bugün biraz mavileşmişsin Kuku. Ben Kuku değilim. Tayo'yum. Pekala, tamam Kuku. Tayo. Peki sen nereden geldin?
yakındaki şehirden. Bugün Kuku'nun işlerini yapacağım burada. Ah sahi mi? Bir günlüğüne şehir otobüsüne binelim o zaman. Tamam, hadi binin. Şimdi kalkıyoruz. Aa dur. Ha? Neden? Bir dakika bekle. Şuradaki yaşlı adam binmek istiyor. Aa, nerede? Acele etme. Bekleyebiliriz. Aa, geç kaldım bile. Zamanında varmak için acele etmeliyim. Aa, o da ne öyle? Bir inek mi? Neden yolun ortasında inek var ki? Ha? Git buradan hadi. Aa, yolun ortasına oturamazsın. O ses denildi. Hadi. Tayo. Nena. Ne oldu? Şu inek yolu kapattı ve hareket etmiyor. Öyle mi? O Mumu. Onun adı Mumu. Onu adıyla çağırarak çekilmesini istemelisin. Ne? Mumu, Mumu. Çekilebilir misin Mumu? Hadi canım. Gidebilirsin artık. Teşekkür ederim. Sonra görüşürüz Tayo. Tamam. Şehirde böyle şeyler hiç olmuyor. İşte geldik. İyi günler dilerim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Kuku. Söyledim ya, ben Tayo'yum. Küçük otobüs Tayo. Evet, işim sonunda bitti. Kuku? Sen Kuku değilsin. Adım Tayo. Kuku'nun tamir olması gerekiyordu. Ben de yerine bakıyorum. Öyle mi? Boşsan çiftlikte bana yardım eder misin peki? Ne? Ama ben bir otobüsüm. Kuku bana hep yardım ediyordu. Tamam, yaparım. Ne yapmam gerekiyor? Kuku! Nana! Bugünlük işin bitti mi? Ama Tayo için endişeleniyorum. Neden? Momo yüzünden yolda kalmıştı. Umarım sonra başka sorunlarla karşılaşmamıştır. Biliyordum. Benim gibi baş edemiyor buradaki işlerle işte. Bunları mı taşımamı istiyorsun? Yapabilirsin değil mi? Tamam. Neredeyse geldim. Hey sen! Mumu'ydu değil mi? Karnın acıkmış olmalı. Ne kadar güzel yiyorsun Mumu. Çok yoruldum. Tayo. Yardımcı olabilir miyim? Çok özür dilerim ama bir süre çocuklara bakabilir misin acaba? Ne? Benim gidip tarlada çalışmam gerek. Kuku onlara bakıp bana hep yardım ederdi. Hepsi usludur. Merak edecek bir şey yok yani. Peki o zaman. Lütfen yapmayın. Yapabildim seni. Bize yakala. Çocuklar dikkat edin. Düşerseniz canınız yanar. Bu çok eğlenceli. Hadi gelin. Hadi ben de yapacağım. Durun. Yoksa çok kirleneceksiniz. Tayo. Ne? Ne yapıyorsunuz? Hadi saldırın. Durun. Durun. Yapmayın şunu. Bu çok pis. Kırsal bölgede çalışmak kolay olur sanıyordum ama çok yorucuymuş. Ve şimdi de yağmur başladı.
Şehre dönmek istiyorum. Arkadaşlarımı çok özledim. Şehirde çalışmayı özledim. Ne oldu Mumu? Oh, bu Tayo değil mi? Tayo. Mumu, merhaba. Ne oldu sana böyle? Islak yolda giderken kaydım. Bir dakika bekle. Yardım için birilerini çağıracağım. Mumu, Tayo'nun yanında kal. Biraz daha bas Tayo. Hadi. Vay canına. Evet. Tayo. İyi olduğuna çok sevindim. Olamaz. Herkes benim yüzümden kirlendi. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Asıl çocuklarıma baktığın için ben sana teşekkür ederim. Ve çiftliğimde yardım ettiğin için. Sayende çok rahat yolculuklar yaptım. Evet. Teşekkür ederiz Tayo. Adımı hatırladın. Çok mutluyum. Hadi bakalım dönelim artık. Hadi. Hepinizi bırakabilirim. Ama çok kirliyiz. Şu halimize bak. Önemli değil. Hadi beni. Evet. Peki, binelim mi o zaman? Tamam. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Dikkat et. Teşekkür ederim. Pekala, hadi gidelim. Bitti. Artık işe geri dönebilir miyim? Evet. Burada çalışmak düşündüğün kadar kolay değilmiş, değil mi? Evet, haklısın. Gerçekten çok zormuş. Gördün mü? Herkes bu işi yapamaz. Merhaba. Merhaba. Şuna bak. Bir gün uzak kaldım ama beni çok özlemişler herhalde. Tayo. Dün harika işler yaptın. Gitmeden seni yıkayacağız. Ya öyle mi? Herkes beni bekliyor sanıyordu. Peki ya ben? Beni özleyen yok mu? Kıskandın mı yoksa kıkı? Hayır kıskanmadım. Kıskandın gibi görünüyor. Herkes Tayo'yu çok sevmiş galiba. Başın belada kuku. Herkes Tayo'yu görmeye gelmiş. Bu haksızlık. Hayır öyle değil. Buraya gel seni de yıkayalım Kuku. Tayo'nun kırsal bölgedeki çalışma deneyimi mutlu bir anı olarak kalacak. Situ'nun gizli oyun parkı. Küçük otobüsler işten sonra parka doğru gider. Parkta saklambaç oynayalım. Tamam ben de kaydıraktan kaymak istiyordum. İlk önce ben varacağım. Hey Peki. Merhaba. Parka oynamaya mı geldiniz? Evet. Olamaz. Bugün güvenlik kontrolü yapılıyor. O yüzden giremezsiniz. Tehlikeli bir şeyler var mı? Kontrol edilmesi gerekiyor. Ne kadar sürecek peki? Bu birkaç gün sürer. Birkaç gün mü? Kısa bir süre için girsek olmaz mı? Hayır, çok tehlikeli olur. Tamam o zaman. Hey! Pet, sence biraz fazla sert davranmadın mı? Neden bahsediyorsun sen? Güvenlik her zaman her şeyden önemlidir. Ana? Merhaba Situ. Çocuklar nerede? Muhtemelen şu anda parkta oyun oynuyorlardır.
Biz geldik. Hay. Oo. Neden bu kadar erken döndünüz? Parkta güvenlik kontrolü varmış. Öyle mi? O zaman bir süre oraya gidemeyeceksiniz. Evet, izin vermediler. Boş zamanlarımızda nereye gideceğiz o zaman? Şekerleme yapacağız artık. Çok üzülmüşe benziyorlar. Evet, haklılar çünkü oyun için gidebilecekleri çok yer yok. Peki sen küçükken nerede oyun oynardın? Sanırım o zamanlar otopark bile yoktu. Ben küçükken mi? Bizim gizli parkımız vardı. Gizli park mı? Evet, bence işe yarar. Hemen döneceğim. Ne? Nereye Situ? Chris, deliğin içine biraz çimento atsana. Tamam. Poco, sen de çukuru biraz daha derin aç. Tamam. Max, sen de kumu çimentoyla karıştır. Tamamdır. Ben de yeri temizleyeyim. Billy. Situ, nasıl gidiyor? Sana bir şey sormam gerekiyor. Öyle mi? Önce şu kumu temizleyeyim. İşin bitti mi Billy? Evet. Bana ne sormak istiyordun? Acaba gizli parkımızı hatırlıyor musun? Pet'le oyun oynadığımız yer mi? Tabii ki. Ne oldu ki? Orayı küçük otobüslere göstermek istiyorum. Gelmek ister misin? Çok eğlenceli olur. Pet'i de çağıralım, olur mu? Olur. Situ ve Billy, Pet'e gizli parkı hatırlayıp hatırlamadığını sorar. Gizli parkımızı hatırlıyor musun Pet? Gizli parkımızı mı? Öyle bir yer mi vardı? Hadi ama. Hatırlamadın mı yoksa? Küçükken orada çok vakit geçirirdik. Doğru ya. Çocuklar hadi saklambaç oynayalım. Hayır. Buba barajda koşmanın tehlikeli olduğunu söyledi. O haklı. Ayrıca başımız belaya girer. Yakalanmazsak sorun olmaz bence. Öyle mi? Evet. Yakalayın hadi. Hey Pet, bekle. Çocuklar hayır. Çok yavaşsınız. Yakalayabilirsiniz yakalayın hadi. Yavaşla biraz. Pet, bu çok tehlikeli. Çocuklar. Garajda hız yapmayın demiştim. Olamaz. Bubaya yakalandık. Kaçın. Beni bekle. Ne kadar yaramazlar. Başımız belaya girecek demiştim. Ama çok eğlenceliydi. Evet, haklısın. Şimdi garajda bir de oynayamayacağız. Nereye gideceğiz? Matt'e soralım. Ne dersiniz? O her şeyi bilir. Çok iyi fikir. Tamam. Oyun oynayabileceğiniz güzel bir yer mi arıyorsunuz çocuklar? Evet, özgürce oyun oynayabileceğimiz bir yer. Çok hızlı gidebileceğimiz bir yer. Dağda bir yer var diye duymuştum. Dağda mı? Ama orası çok kalabalık oluyor. Hayır, yürüyüş yolunun yanında kocaman boş bir alan var diye duydum. Vay be, gidip bakalım o zaman. Sağ ol be. Bekle, bekle. Görüşürüz. Görüşürüz. Şimdi hatırladım. Matt'in söylediği yer. Küçük otobüslerin oyun oynayacak yerleri yok. Onlara orayı gösterelim bence. Tamam. Orada oynamak güvenli olacaktır, değil mi? Vay be, çok heyecanlandım. Pet, bizi bekle. Situ, Pet ve Billy eski parkın yerini aramaya devam ediyor. Ve bir yandan çocukluk anılarını hatırlıyorlar. Çocuklar çok sevecek. Evet, o zamanlar çok eğlenirdik. En çok sen eğlenirdin. Öyle mi? Acele edin. Tamam. Tamam. Girişi buradaydı diye hatırlıyorum. Burada olduğuna emin misin? Buralarda bir yerde dedi. Hadi geri dönelim. Burası korkunç bir yer. Billy, iyi misin? Evet, iyiyim galiba.
Hadi inelim. Tamam. Lili. Çocuklar. Ha? Şuraya bakın. Vay canına. Billy düştüğü için girişi bulabilmişti. Evet öyle. Ha, öyle bir şey hatırlamıyorum ben. Billy. Billy yine girişi buldu galiba. Hadi gidelim o zaman. Evet. Küçük otobüs Tayo. Billy. Ne olmuş? Burada daha önce yaptığımız her şey bozulmuş. Eskiden hiç böyle değildi. Eskiden böyle değildi. Vay canına. Çok güzel görünüyor. Burası muhteşem. Hadi burayı oyun parkımız yapalım. Evet, atlama alanı da yapalım. Ha. En sevdiğim konular ne olacak peki? Harika. Bundan böyle burası gizli parkımız olacak. Harika olur. Burası hiç olmaz bence. Evet, bence de. O zaman neden burayı birlikte eski haline getirmiyoruz? Yani eski haline mi? Ha? Evet. Burayı toparlarsak yine güzel bir oyun parkı olabilir. Harika fikir. Küçük otobüsler çok sevecektir. Başlayalım mı o zaman? Başlayalım. C2, Pet ve Billy gece boyunca küçük otobüslerin oyun parkı için çalışıp durur. Çok sıkıldım. Ben de. Parka bir gidip bakalım mı? Ha? Bu sabah gidip baktığımda hala kapalıydı fıstık. Buna dayanamıyorum artık. Hadi gizlice girelim. Çocuklar. Situ. Şey demek istedim. Eğlenceli bir yere gitmek ister misiniz? Eğlenceli bir yer mi? Küçük otobüsler ve fıstık Situ'yu takip eder. Bu taraftan. Tamam. Evet. İşte geldik. Neredeyiz biz? Aşağı inelim mi? Situ bekle. Hadi gidelim. Tamam. Vay canına. Çok güzelmiş. Hepiniz geldiniz demek. Herkese merhaba. Pet, Billy. Neler oluyor? Burası küçükken oyun oynadığımız gizli parkımızdı. Burayı sizin için tekrar bulduk. Gerçekten mi? Evet. Beğendiniz mi bari? Muhteşem! Böyle bir yerin var olduğunu hiç bilmiyordum doğrusu. Burada istediğiniz kadar oynayabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Bu arada bu nedir? O şey... Durun size göstereyim. Gerçekten mi? Bunu çok uzun zamandır yapmamıştım. Evet, hadi bakalım. Çok eğlenceli görünüyor. Denemek istiyorum. Ben de deneyeceğim. Sobe oynayalım mı? Çok uzun zamandır oynamadık. Tamam. Yakalayın hadi. Hey, Pet, bekle. Pet'i hiç böyle görmemiştim. Billy de çok eğleniyor. Situ da öyle. Biz de katılalım. İşte bu. Situ'nun çocukluğundan kalan bu yer, küçük otobüslerin yeni oyun parkı oldu. Tayo'nun dünyayı savunma planı 1.
Yıldızlar sonsuz evrende parlar. Dur bakalım Prenses Rey. Eyvah! Uzay korsanları Prenses Rey'i kovalamaktadır. Ne yapacağım ben? Neden bu tehlikeli yoldan gidiyor? Yakaladım. Eyvah! Ne yapacağım ben? Geri döndüğümde beni çok övecekler. Artık dayanamıyorum. Şu ilerideki gezegene kaçmam lazım. Ve bu da bizim yaşadığımız gezegen Dünya. Vay canına! Çok güzelmiş. Evrende Dünya'dan başka birçok gezegen daha bulunur. Bayan Örmen, diğer gezegenlerde de bizler gibi yaşayan arabalar var mı? Bundan pek emin değilim. O gezegenler arasında Yonca gezegeni de olmalı. Acaba Prenses Rey ne durumda? Çok şükür bugün de okul bitti. Hadi garaja geri dönelim. Ne? Bunu gördünüz mü? Biraz önce yıldız kaydı. Siz de gördünüz mü? Mümkün değil. Bu saatte nasıl kayan bir yıldız görebilirsin ki? Rogi haklı. Ama ben kaydığını gördüğümden eminim. Bu çok ilginç. Arkadaşlar gidip düştüğü yere bakacağım şimdi. Tayo! Ne? Prenses Rey'i yakalamak üzereyken kaçırdın mı? Üzgünüm baba. Şuramı incittiğim için kaçırdım. Böyle yaparsan varisim olamazsın. Ne bekliyorsunuz? Gidin ve hemen Prenses Rey'i yakalayın. Baş üstüne efendim. Kaptan, Prenses Rey'i bulduk. Ne? İşte orada. O kılıkla kendini tanıyamayacağımızı mı sanmış? Olamaz. Bulhane'yi Prenses Rey sanıyor. Prenses Rey. Bu sefer seni yakalayacağım. Sanırım buralara bir yere düştü. Ama bu Prenses Rey'in gemisi değil mi? Tayo! Gerçekten sensin Tayo. Prenses Rey? Ama nasıl? Burada ne işin var senin? Uzay korsanları beni kovalıyordu. Ben de buraya kaçtım. Meğer senin bulunduğun gezegene gelmişim. Anladım. O halde iyi ki seninle karşılaşmışız. Hadi şimdi bizim garaja gidelim. Olur. Ben geldim. Kon! Hana! Hepiniz buradasınız. Tayo nerede? Kayan bir yıldız gördüğünü söyledi ve ardından düştüğü yere bakmaya gitti. Ne? Gündüz vakti kayan bir yıldız mı görmüş? Yakala surat! Hiç sorun değil. Ne yapıyorsun surat? Vay canına! O da ne öyle? Olamaz, ne olur. Korkuyorum. Hayır. Ne yapıyorsun? Prensesi buralarda göremiyorum. Ben de. Çoktan kaçmış olmalı. Askerler, gidip Prenses Rey'i arayın. Hemen efendim. Şuna bak. Galiba bu tehlikeli bir şey. Çok büyükmüş. Küçük otobüs Tayo. Neler oluyor? Hadi kaçalım, koş! Geldi mi? Bir şey yapsın. Neler oluyor? Neredeydi? Bunlar ne böyle? Yardım edin. Prenses burada mı saklanıyor? Çok korkuyorum. Biri bana Prenses Rey nerede olduğunu söylesin. Sessiz kalırsanız cezanızı çekersiniz. Dur! Arkadaşlarıma zorbalık yapamazsın. Adalet adına seni bağışlamayacağım.
Hey, buz sarıyor. Sonunda... Eğer buna bir son vermezsen bedelini ödersin, tamam mı? Ne? Asıl sen bedel ödeyeceksin. Ne bu gerçek lazer ışını? Sıcak mı geldi? Nereye gittiniz sanıyorsun? Ne cesaretle bize karşı gelirsin. Buna pişman olacaksın. Beni bu seferlik bağışlayın lütfen. Bana bu kızın nerede olduğunu söylersen seni bırakırım. Hanedan mı söz ediyorsun? Demek tanıyorsun. Nerede olduğunu söyle. Garajda olması gerekiyor. Trafik neden bu kadar sıkışık ki? Son dakika haberleri. Bugün uzaydan geldiği düşünülen büyük bir uzay gemisi nehir tarafında görüldü. Yoksa bu... Zorba'nın kalesi mi? Gördüğünüz gibi uzaydan gelen vahşi bir çete yollarda kaosa neden oldu. Prenses Rey, sonsuza dek saklanamazsın. Ne yapacağım ben? Zorba beni takip etmiş olmalı. Olamaz. Arkadaşlarıma haber vermem gerekiyor. Tayo çok geç kaldı. Hala o kayan yıldızı mı arıyor? Bunlar... Arkadaşlar bunlar şey değil mi? Zorba'nın askerleri. Olamaz. Ne işleri var onların burada? Sonunda seni yakaladım prenses. Prenses Rey mi? Arkadaşlar sanırım Zorba Hana'yı Prenses Rey zannediyor. Baksanıza. Ne? Bana hemen prensesi getirin. Hemen kaptan. Ne? Hana kaç, çabuk kal. Tamam. Hadi. Peki. Hana kaç. Tamam. Prenses Rey kaçıyor. Olduğun yerde kal. Bir yere kaçamazsın. Hiç sanmıyorum. Bunu beklemiyordun değil mi? Şimdi yakaladık. Yakalasana hadi. İşte yakaladık. Hadi prensesi getirin. Orada değil. Gitmiş. Yok burada. Neler oluyor? Neler burada? Şu tarafa bak. Bu taraftan. Şimdi yakaladım. Yakaladım. Az kalsın yakalanıyorduk Hana. Umarım Rogi de iyidir. Ona bir şey olmaz. Sen de hemen saklanmalısın. Olmaz. Bizimle dalga mı geçiyorsun? Artık kaçamayacaksınız. Bu nasıl bir yüksek sessiz? Şimdi. Tamam. Buraya giremezler. Neler oluyor böyle? Bu kötü adamlar da nereden çıktı? Sonunda seni yakalarım. Askerler gidiyoruz. Bırak beni. Ne? O da ne? Hana. Arkadaşlar. Tayo. Ne oldu size? Bir şey mi oldu? Biricik Hana'mız Zorba tarafından kaçırıldı. Ne? Ne? Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu. Öyle deme prenses. Hana'yı kurtarmaktan başka çaremiz yok. Ama o uzaylılar gerçekten çok güçlü. Doğru. Lazer ışınları kullanıyorlar ve dev gibi robotları var. Hiçbir şey yapamayız. Şu an gitsek bile. Ama... Merak etmeyin. Ben size yardım edebilirim. Pekala. Alın bakalım. Bunlar çöp ama. Peki şimdi bunlarla ne yapacağız biz? Bekleyin de görün. Rufri, Rubidi, Rufri, Ruf!
Vay canına! Evet! Bu çok iyiymiş ya! Bunlarla zorbayı yenebiliriz arkadaşlar! Arkadaşlar, sihrin etkisi çok uzun sürmüyor. Uzun süre orada kalırsanız ekipmanlarınız kaybolabilir. Hiç endişelenme. Hı? Onu kurtarıp döneceğiz, tamam mı? Zorba seni görmemeli. Bence sen burada saklanmalısın. Ne dersin? Tamam. Harika! Küçük otobüsler kurtarmaya geliyor! Küçük otobüsler her zamankinden daha güçlü. Ama Hana'yı kurtarabilecekler mi?